göremeyeceğim. Ben bunu oradan kaldırıp getiremiyorum. Gözümde yaş kalmadı diyorum, dizimde değirmen kalmadı diyorum da ya kalk. Birini verdiydin toprağa, birini hak Sen niye alıp duruyorsun diyorlar bana, sen niye alıp duruyorsun, siz nereden bileceksiniz evlat acısını. Vurduktan sonra büzüldün herhalde, hep sen böyle sana. Anası gibi elini kafasına koymuş da ne düşünüyordun ya. Olardı, nasıl can verdi, nasıl kıydılar ya. Eyvah demiş yavrum en sonunda, eyvah demiş. Kardeşim dediler, her şeyini paylaştılar, almışlar da götürmüşler çocuğumu, tuzakları çekmişler oralara. 6. ayın 9'unda Haziran'da oğlum Hasan Akgöz'e yöne, arkadaş İsmail Yalçın'ı Denizli'nin Serinsar ilçesinde oğlumu tuzağa çekip yavrularımı öldürdüler. Öldürmüşler çocuklarımı, orada bırakmışlar gelmişler. Ertesi gün araç bulup götürmüşler çocukları, 30 metrelik su kuyusuna atmışlar. Polisimiz, jandarmamız 7. günün sonunda buldular. Elleriyle ayaklarıyla kazdılar, en sonunda onları bulmak için mermer ocağı gibi her yere kazdılar iş makineleriyle. Çocuklarımı 7. günün sonunda buldular. 7-8 kişi içeri alındı dediler. Önce bir ikisini bıraktılar. 9 ay oldu, 9 ay. 9 ay oldu, ikiden çocuğum gitti, daha hiç mahkeme görülmedi. Mahkeme görülmeden acı payamda. Oğlumun katillerinden 4 tanesini, ikisini önce bir bıraktılar. 6 ay sonra, 8 ay sonra ikisini daha bıraktılar. Dosyada gizlilik kararı var diyorlar ama bize hiçbir açıklama yapılmıyor. Ne savcı, ne hakim hiçbir açıklama yapmıyorlar. Bunlar niye bırakıldı? Bunlar neden dışarıda geziyor? Ne avukatıma bilgi veriliyor, ne bana bilgi veriliyor? Bunlar açıklansın, siz bu 4 kişiyi niye bıraktınız? Benim ciğerlerim gitti, benim 19 yaşındaki oğlum gitti. Bana söyleyeceksiniz niye bıraktığınızı. Daha duruşma olmadı, mahkeme olmadı. Nasıl bırakırsınız ya? Benim çocuklarım çürüdü, çürüdü, kemikleri kalmadı yavrularımın. Nasıl bırakırsınız? Bana bunun bir açıklamasını yapın. Ben uyku uyuyamıyorum ben. Uyku uyuyamıyorum, yaşamıyorum ben. Her şeyim gitti. Bu iki tane çocuğu böyle tuzağa çekip de bunu yapacak ne vardı? Bunlar zaten daha önce de, bu katiller daha önce de pandemiden salındılar. Siz bunları saldınız diye, siz bunları saldınız diye bizim iki tane evladımız gitti. Çiçek gibi yavrum gitti benim, oğlum gitti, Hasan'ım gitti benim. Bizim ciğerlerimiz yandı zaten, salmayın ya, salmayın, bana bir açıklama yapın. Ben anneyim, anne, annesi benim onun. Siz Hasan'ı bilmiyorsunuz, şu fotoğraftan ibaret değil benim oğlum. Acıbayam hakimi, savcısı size soruyorum ben. Ben hiçbir şeyden korkma, benim evladım gitti, benim canım kaldı. Size söylüyorum, bunların katilleri niye dışarıda, neden dışarıda? İki tane çocuk gitti, 8 kişi, ne demek ya bu çocukları tuzağa çekip de? Ne demek ya, ben oğlumun ölüsünü bile sarılmama izin vermediler ya. Oğlumu bana geri verin, adaletiniz bassın o zaman. Kimi salmak istiyorsanız salın, benim oğlumu geri verin, benim yavrumu geri verin ya. Süt kurukan çocuktu benim yavrum, benim Hasan'ım, benim yavrum. Bugünleri göreceğim, ölseydim keşke, yemin ederim ölseydim ya. Ben onun mezarına gidiyorum, çiçekler dikiyorum da gene inanamıyorum. Ben onun öldüğünü gezip durdur arkadaşlarla diyorum, gelir diyorum, gelir. Uyanıp gelecek bilmiyorum. Uyuttur benim kadersiz oğlum. Hasan'ıma geri versinler bana, oğluma geri versinler. Ben başka hiçbir şey istemiyorum ya.
Nasıl olacak?